Arkadaşlar merhaba. Asubay Meslek Yüksek Okulu çağrılarının 6. günündeyiz. Öncelikle bugünkü sıralamaları inceleyelim. Arkasından okullara dair yorumlarımızı yapalım. Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu bugün kayda 460 yeni aday çağırdı arkadaşlar. Ve ADP sırası 3923'e geldi. Deniz bugün kayda 357 aday çağırdı. ADP sırası 3046'ya yükseldi. Hava bugün kayda 310 aday daha çağırdı ve ADP sırası 2577 oldu. Sahil güvenlik bugün kayda 194 aday çağırdı. ADP sırası en son 1732 oldu. Bando bugün kayda 31 aday daha çağırdı ve bandoda ADP sırası 183'e yükseldi arkadaşlar. Bugünkü aday çağrılarını genel olarak değerlendirdiğimizde Son iki gündür çağrılan aday sayısında bir düşüş olduğunu gözlemlemiştik ve bu düşüşün de normal olduğunu söylemiştik size. Bugün gördüğünüz gibi aday çağrıları tekrardan yükselişe geçti arkadaşlar. Son birkaç gündür zaten bunu da belirtiyorduk. Bugün yapılan çağrıda aday sayılarında bir yükselme var ama bu bizim için yeterli değil, adayları tatmin edecek seviyede değil arkadaşlar. E, okullarda şu an e, kontenjanlar boş durumda. Örneğin Kara Subay Meslek Yüksek Okulu'nda İntibak'ta şu an 300 öğrenci var yaklaşık olarak. Ve geriye kalan 700 kişilik kontenjan boş. Bu kontenjanın bir şekilde doldurulması gerekiyor. Bu yüzden e, pazartesi günkü aday çağrılarında da yine e, bu sayılara benzer sayılarda aday çağrılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Pazartesi günkü çağrı e, bizim için e, çok önemli. Şu ana kadar yapılan çağrılar bizim beklediğimiz sayılarda, beklediğimiz yönde ilerliyor. Bu sene beni şaşırtan okul aslında Bando Asubay Meslek Yüksek Okulu oldu. Normalde Bando bildiğiniz üzere 125 ile 150 öğrenci arasında kapatıyordu her yıl. Bu sene arkadaşlar 183. adayı çağırdı ve hala ne olur ne biter kestirilemiyor. Bando ile ilgili gelişmeleri hep birlikte bekleyip görelim arkadaşlar. Bugünkü çağrılar arkadaşlar, geçen yıl çağrıların 6. günündeki aday sıralamalarıyla karşılaştıralım. Arkasından da okullardaki ADP sıraları en son kaça kadar gelir bu konudaki tahminlerimizi yenileyelim. Kara bugün kayda en son 3923. adayı çağırmıştı. Geçen yıl çağrıların 6. gününde Kara kayda en son 4648. adayı çağırmış arkadaşlar. Geçen yılla bu sene arasında yaklaşık olarak 700-750 kişilik bir düşüş görünmekte. Deniz bugün kayda en son 3046. adayı çağırdı. Geçen yıl deniz kayda en son 3593. adayı çağırmış. Denizde de arkadaşlar baktığımızda yaklaşık 500 kişilik bir düşüş olduğunu görmekteyiz. Hava bugün kayda en son 2577. adayı çağırmıştı. Geçen yıl hava kayda en son 2830. adayı çağırmış. Havada da arkadaşlar yaklaşık 250 kişilik bir düşüş olduğunu görmekteyiz. E, sahil Güvenlik bugün kayda en son 1732. adayı çağırdı. Geçen yıl Sahil Güvenlik çağrılarını 6. gününde 2050. adayı çağırmış. Sahil Güvenlik'te de arkadaşlar yaklaşık 300 kişilik bir düşüş olduğunu görmekteyiz. Son olarak Bandov bugün kayda en son 183. adayı çağırdı. Geçen yıl bando çağrılarını 6. gününde 145. adayı çağırmış. Bando bu sene yaklaşık olarak fazladan 40 aday daha çağırmış durumda arkadaşlar. Şimdi geldik okulların ADP sıralamalarına dair tahminlerimize. Bu konuda mesajlar, e, videonun altına yazılan yorumlar e, oldukça fazla. E, biz Karada kayda en son 6.000. adayın çağrılacağını tahmin ediyoruz. Denizde kayda en son 4300. adayın Hava Asubay Meslek Yüksek Okulu'nda 2800-2900. adayın Sahil Güvenlik'te 2100. adayın kayda çağrılacağını tahmin ediyoruz. Bandoya gelirsek Bandoda arkadaşlar her şey olabilir. Bando bu sene çok güzel adayı çağırdı. E, muhtemelen bütün kurşunlarını hepsini harcadı diye tahmin ediyoruz. Önümüzdeki günlerde intibakta bırakan adaylar olursa onların yerine yeni adaylar çağrılacaktır. Bandoya dair bizim beklentimiz ADB sıralaması oluşturulan her adayın intibak eğitimine çağrılmasından yana bu aslında bütün okullar için geçerli. Sonuçta adayların hepsi emek harcıyor. Uzun bir süredir e, gerek YKS sınavı olsun gerek spor sözü mülakatlar olsun ciddi bir hazırlık süreci yürütüyor. Dolayısıyla en azından adayların intibak sürecine gidip oradaki atmosferi deneyimlemesini ve askerlik mesleğinin kendilerine uygun olup olmadığını birebir yaşayarak tecrübe etmesini istiyoruz. Burada okulların çağrılarının geriden gelmesi sizi korkutmasın. Dediğim gibi okullarda boş kontenjanlar var ve büyük bir boşluk var ve bu kontenjanların da bir şekilde doldurulması gerekiyor. Bugün ayın 14'üydü arkadaşlar. Önümüzde yaklaşık olarak 2 haftalık bir süreç var. Bu 2 haftalık süreç içerisinde okullar mümkün olduğu kadar doldurulmaya çalışılacak. O yüzden farklı gruplarda, farklı sosyal medya topluluklarında mezhebi çağrıları düştü, işte bu sene daha az aday çağrılacak, aday çağrıları durdu gibi moralinizi bozmaya çalışan ve süreci e, takip etmenizi engellemeye çalışan kişilere itibar etmeyin. E, bu kişiler arkadaşlar büyük bir çoğunluğu sıralaması kötü olup önündeki arkadaşların moralini bozup süreci takip etmesini engellemeye çalışan kişiler. Bu yüzden adaya çağrılan arkadaşlar gün gün takip edin. E, telefonunuz sürekli açık olsun. E, ve sizin moralinizi bozmaya çalışan kişilerle iletişim kurmayın arkadaşlar. Buraya kadar süreci tek başınıza getirdiniz. Bundan sonraki süreci de tek başınıza tamamlayın. Çağrıların 6. gününde Asubay Meslek Yüksek Okulları'na ait sıralamalar bu şekildeydi. Pazartesi günü arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pazar günü aday çağrısı yapılmayacak. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar.